E-Tercih Direktörü Sayın Nazik Köseküle soruyoruz. Özel yetenek sınavı ile kayıt alan bölümlere nasıl kayıt yapılacak? Bakalım Sayın Kösegil neler söylemiş. Özel yetenek bölümlerine başvuru ve kayıtlarda önemli olan birinci şartımız temel yeterlik testinde öğrencinin 150 ham puanla 150 puan barajını aşmış olması. Bundan sonraki süreç ise öğrencinin üniversitede birebir başvurusu ile ilgili, yani özel yetenekli öğrenci alan bölümler ve üniversiteler tercih listesi içinde yer almazlar. Hepsi internet sayfasında ne zaman sınavı olduğunu, başvuru ne zaman olduğunu ve süreci nasıl geçeceğini açıklarlar. Öğrencinin yapması gereken de başvurmak istediği bölüm ve üniversitelerin internet sitesindeki başvuru koşullarını incelemek. Burada önemli olan yönetmelik, yani her bölüm aynı koşullarla öğrenci almaz. Her üniversitenin kendi özel yetenek sınavına başvurusu için çizdiği kurallar vardır. Öğrenci bu kurallara uygun olduğu takdirde ancak bu bölümlere başvuru yapabilir ve sınavlarına katılabilir. Eğer üniversitenin başvuru koşulu öğrenciye uygunsa, yani bölüme başvuru yapabiliyorsa, bir sonraki aşama o bölümün sınavına ya da sınavlarına girebilmektir. Yine yetenek sınavlarının sayısı ve şekline üniversite karar verir. Burada da genel bir durum yoktur. Yani bir üniversite grafik tasarım bölümünü eğer özel yetenek sınavıyla öğrenci alıyorsa tek sınav da yapabilir, sınav artı mülakat da yapabilir. Sınav, mülakat ve TYT başarı puanını içeren artı bir puanlama da çıkarabilir. Bunların hepsinin genel düzeni en iyisi ancak öğrenci o üniversiteye giderek araştırıp öğrenebilir. Yani bunu kılavuzda gördüğümüz kısmı şu: özel yetenekle öğrenci alacak kaç tane bölüm var, bu bölümlerin kontenjanları neler ve eğer vakıf üniversitesi ise bu bölümün fiyatı ne? Bunlar kılavuzda yer alıyor. Bunun dışındaki tüm bilgiler ise başvurulacak olan üniversitenin web sitesinde yer alacak. O yüzden bu birazcık öğrencinin bireysel araştırması ile ilgili bir durum. Ama özel yetenek sınavlarında şöyle bir durum söz konusu değil. Yani öğrenci eğer sınava girmediyse, yani o temel yeterlik sınavına girmediyse ya da temel yeterlikte 149.9'un altında bir puan aldıysa özel yetenek sınavlarına başvuru yapamaz. Dolayısıyla bir özel yetenekli öğrenci alan bölüme yerleşemez. Yani tamamen evet puansız, tercih listesiz bir yerleşim ama bir puan sırası var. Yani yüksek puanlama istemiyor olabilir ama mutlaka kendi içinde bir barajı var. Bu çok önemli bir not, çünkü öğrenciler, özellikle sınav başvurusu yapmayan öğrenciler daha, yani bu YKS dediğimiz sınava başvurmayan öğrenciler dahi özel yetenekle bölümlere yerleşebileceklerini düşünüyorlar. Böyle bir durum yok. Öğrencinin YKS'ye girmiş olması, temel yeterlik testinden de 150 ve üzerinde bir puan alması gerekiyor. Bundan sonraki aşamada da üniversitenin web sitesinden sınav gününü, sınav koşullarını öğrenmesi, başvuru yapması ve sınav gününde de o üniversitede olması gerekiyor. Sınavın açıklanması ise, yani özel yetenek sınavının açıklanması ise yine üniversitenin kendi kararları doğrultusunda ilerleyen bir süreç. Listeler açıklanır. Öncelikle asil listeler vardır. Yani yetenek sınavına giren öğrencilerin başarı durumuna göre bir asil liste çıkar. Asil listeden öğrenciler kayıtlarını yaptırır. Asil listede kayıt yaptırmayanların yerine ise yedek listeden öğrenciler bu bölümlere giriş yapabilirler. Bu aynı şekilde beden eğitimi bölümü için de geçerlidir. Burada da temel yeterlik testinden 150 ve üzerinde puan alma şartı vardır. Geri kalan kısmı ise öğrencinin üniversitenin koşullarını araştırması, sınav koşullarını araştırması ve sınav gününü araştırmasıyla ilerler. Bu tamamen bireyseldir. Hiçbir şekilde üniversite bu konuda sorumlu değildir. O yüzden öğrenciye tavsiyem, eğer özel yetenek sınavıyla bir bölüme yerleşeceklerse şimdiden üniversitelerin web sayfalarını araştırsınlar. Evet Sayın Kösegil'e teşekkürler ediyoruz değerli dostlar. Yarın saat 16'da tekrar bir arada olmak dileğiyle hepinize mutlu bir gün diliyorum.